Usta, bugün Gizem'in doğum günü değil mi? Nereden bileyim ben? Yok, ben öyle bir şey hatırlıyorum. Böyle bir konusu geçti onun ya. Altın kolye bir de elbise almayı düşünüyorum. Altın kolye. Bir de üstüne elbise alacak. Deniz, delirdin herhalde sen. Ya bir kitap, ne bileyim, böyle bir şey, hoşuna gidecek bir şey al kıza. Suda, ilk defa hayatımda Gizem'in doğum gününü kutlayacağım. Böyle küçük şeyler olmaz. Canım, yani büyük bir hediye alsan, küçük bir hediye alsan, yani düşünmen yeter burada. Önemli olan o. Hem zaten büyük hediyeye bakıyorsa da yolla gitsin. Ya beni anlamıyorsun sen. Benim içimden öyle geliyor. Onunla alakası yok ya. İyi peki, içinden geliyorsa, bir dakika, paran yetiyorsa zaten benim diyecek bir şeyim yok. Ya bu kurstan kazandıklarım var. Hı. Ya bir de bizimkiler yolu, onları falan biriktirdim ama yine ikisi de birden yetmiyor. Hı. O zaman paranın yeteceği kadar bir hediye al. Ya sonuçta annenler sana, ne bileyim, Gizem'e hediyeler al da yemeklere çıkar diye para yollamıyor. Kendi ihtiyaçlarını gider diye para yolluyor. Olsun ya, gerçekten. Ya ben size onlarınkini önceden biriktirdim ya. Onunla alakalı problem yok. Ama yine yetmiyor yani. Açığım var hala ya. Ama olur açığın. Gizem'le gezersen, tozarsan, her şeyi ısmarlarsın. Altın kolye diyorsun ya. Ya bir şey söyleyeceğim Suda. Hı. Yani ben genç adamım, tamam, bir kere aşık olmuşum ya. Bunları yapmam gerekiyor ya. Hani ayrıca ben kendi yediğimden içtiğimden kıstım. Üzerime başıma hiçbir şey almadım. Biriktirdim o parayı ya. Ama işte hala yetmiyor. Hala açığım var ya. Yetmiyorsa paranın yettiği bir hediye alacaksın Deniz. Buldum Suda. Çözümü buldum. Sen bana borç vereceksin. Hayır, vermeyeceğim. Vereceksin. Yani sen Gizem'e pahalı hediyeler alacaksın diye ben sana borç vermeyeceğim. Ben kendim zar zor geçiniyorum Deniz. Ama vermen lazım. Ama lazım. Vermem lazım. Hiç değil. Ya borç, sen bana borç vermezsin, olmaz ya. Olur. Olur. Oflama. Oflama, mantıklı değilsin. Oflama. Sonuçta annenler sana burada hayatını idame ettir, ihtiyaçlarını gider diye para yolluyorlar. Öyle el alemin kızına paranı çarçur et diye de yollamıyorlar. Kusura bakma, ben buna destek olamam. Sun, orada dur. O el alemin kız dediğim benim hayatımın aşkı ya. Yardımcı olma istemiyorum, ihtiyacım yok. Eğer aşık olduğun kız diyorsan, pahalı hediyeler yerine ona sevgini ver, ilgini ver. Kıskanma Sun'a, kıskanma. Efendim? Deli bir ne ya? Ay, geç kaldım ben. Senin yüzünden yarışmanın provasına geç kaldım. Lafa tuttun beni. Evet, yarışmamıza hoş geldiniz. İki ailemiz de hazır ve çok heyecanlılar. Ve yarışmaya başlamak için sabırsızlanıyor gibiler, değil mi? Bir alkış alalım. Tamam. Hadi. Ne yapacaksan yap, hadi bir an önce sorum soracaksın. Ne yapacaksın? Tamam, hadi. Bakın, yarışmaya başlamak için can atıyor. Çok heyecanlı ustam ya. İlk başlarda istemiyordu ama. Hala istemiyorum. Senin yüzünden ama lazım. Hocam şey işte. Kazanırsak görürsün. Şöhret olacağız. Şöhret. Hala. Şöhret mi öğret? Hala. Tamam. Ne yapacaksan yap, hadi bir an önce. Heyecanlı. Tamam, hadi. Gelsin sorular. Ne olacaksa olsun, bitsin gitsin. Yalnız... Sunan'ın takımda ne işi var? Ben onu bir türlü anlamadım yani. Sana ne? Dur. Şahin beni beğenmemişti. Ama sonra bana kaldı da öyle oldu. Tamam. Okulda yaptığınız araştırma sonuçları da burada olduğuna göre. Hazırsanız başlayalım. Tamam. Hazırız. Zaten sen harcın her şey başımıza. Ondan sonra ne olacaksa olsun bir an önce de. Nasıl heyecanlı ustam ya. Yarışmaya başlamak istiyor. Şöhret olacağız ya, şöhret. Ya tamam, ne şöhret? İstemiyorum ya, şöhret mühret olmaz. Kazanacağız diyorum sana ya. Ya Allah. Tamam, hadi. Harcın başımıza bir bela, ne olacaksa olsun bir an önce de. Abi yapmayacaksak benim de işim gücüm var. Gideyim ben yani. Bak ne güzel söyledi. Gerçekten. Bravo. Bravo Levzatçım. Biz de dükkanı bıraktık geldik. Doğru. Ah tamam, ne kadar güzel. İşte hadi herkes işinin gücünün başına geçecek. Hazırız. Ay. O hazır olduğumuz kadarıyla yaparız. Hayır. Sami'cim bırak ya. Bir böyle çekime girmeden önce havaya girelim hayatım. Lütfen. Evet babacığım, bu çekimden önce son prova sonuçta. Evet. Tamam, o zaman başlayalım değil mi? Evet. O zaman ilk yarışmacılarımız olan Dilek'le Elvan'ı karşı karşıya alalım. Bravo. İyi Allah'ım ya Rabbim, nelerle uğraşıyoruz, tamam ha? Ama geçti ya, geçti. Hadi arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Öğrencilerin, okula
yanında götürdüğü şey. Bas el bas, 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 bas. Evet bas, bas. Kaset çalardı, kaset çalardı. Tamam. Bir dakika ya, bir dakika. Ne oluyor? Ne var ya? Bir saniye, lütfen. Nasıl? Böyle yani herkes karısına yardım edecekse ben de hemen buradan anında Dile'ye yardım ederim. Hemen söylerim, her şeyi söylerim hayatım. Tamam mı Tıpkı Bey? Burada moderatör benim değil mi? Tabii haklısın, doğru doğru. Müdahale etme. Evet, evet. Bak hala ya. Şahin müdahale etme bak, diskalifiye olacak. Alalım gerçekten. Elvan'cığım cevabını. Kaset çalardı. Ya Allah Allah, kaset çalar ne demek Gülşah? Ya sen bunu dinleme, dinleme. Boş boş konuşuyor bu kızım. Ben gördüm, sabahları görüyorum çocukların elinde kaset çalar. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Evet, Elvan Hanım, cevabınızı alalım. Tamam. Cevap veriyorum. Evet. Ben kocama güveniyorum ya. Kaset çalar diyorum. Aferin kızım. İyi alt ediyorsun. Bıraksana kızı istediği cevabı versin. Tamam. Ne yapıyorsa yapsın. Evet. Baktığımızda öğrencilerin yanında götürdüğü şey kaset çalar mı? Doğru cevap mı? Evet. Ya Elvan'cığım defter kalem dururken kaset çalar mı diyecekler? Hayatım. Merak etme, sana da sıra gelecek bir saniye canım. He. Tabii tabii gelecek. Rüyanızda görürsünüz size. Kasetçalar çıkacak, göreceksiniz. Ay yok, neyse kızım. Tamam Zeynel Bey, neymiş sorunun? Tamam ya Şahin Bey, laf atmayalım. Doğru cevap, kasetçalar değil. Aferin kızım, aferin. Maalesef buradan puan veremiyoruz Elvan'cığım. Kasetçalarmış, aferin bravo. Kabahat zaten bizde. Senin aklın oluyor bu işe gidiş, şey yapanda, katılanda. Ama çok ben çok gördüm çocukların elinde kaset çalıyor. Evet, evet. Yarışmamıza devam edelim. Dilek'cim, şimdi sıra sana geçti. Cevabını alalım. Benim cevabım defter. Ne olacak? Bakıyoruz, defter doğru cevap mı? Evet, doğru cevap. Çekin, çekin, çekin. Bir tane daha, harikasın. Evet, ilk puanı Dilek Hanım aldı. Of ya, keşke seni dinlemeseydim Şahin. Ya ben sana ta ne zaman söyledim? Kazanı önce söyledim, dinleyecektin beni. Bu zaman evlenmeyecektim ondan. Hemen havlu atmayın, hemen havlu atmayın ya. Daha oyunun başındayız, merak etmeyin. Yarışacağız daha, kazanacağız. O nasıl çıkmadı ya? Kaset çalar niye çıkmadı? Nasıl çıkmadı? Enteresan ya, gerçekten. Yok, kriko deseydin bari. Kriko götürüyor deseydin. Vallahi maalesef 100 kişiye sorduk. Kaset çalar doğru cevap değil ama defter var. Sağlık olsun yani değil mi sonuçta? Evet. Biz geçiyor muyuz derim? Tabii buyurun buyurun. Bravo. Buyurun. Bravo. Bravo hayatım. Bravo. Gel. Evet. İkinci yarışmacılarımız olan kişileri ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Biliyor musun? Sıraya göre. Sıraya göre. Başarı harcayın. Tahsil ederim. Çok güzel. Herkes öylesin. Hadi bakalım. Şuna kıza. Deniz'ciğim. Ne zaman senin dersin? Rukides daha vakti var ya, merak etme. Ha? Yok vakitli git de. Allah muhafaza yok yazarlar falan değil mi? Sen bu işleri için öğrendin Rukiye teyze. Herhalde. Oo, sen... Şimdi bir anne bir kere hem öğretmendir hem öğrencidir. Ben mesela şahsen sen bir kere öğrenci oldun ya, ben 3 kere öğrenci oldum en az. Nasıl ya? Tabii. Şimdi önce Ahmet arkasından. Nazlı. Nazlı'nınki de üniversite. Sonra Çağatay. Şimdi Suna. Yetmedi Aslı'yla da ilkokula tekrar. Bana bir diploma verirler mi? Bana bak bu kadar öğrenciliğe. Ben diyorum nasıl oluyor diyorum. Şimdi anladım. Sen onları mı giyeceksin Deniz'ciğim? Evet Rukiye teyze. Artık hani sen kendine kışlık ayakkabı alacaktın ya. Onlar öyle ince ince üşürsün be çocuğum. Ha yok ya, üşümüyorum zaten. İdare ederim ben Rukiye teyze. Öyle almaya gerek kalmadı yani. Zaten mevsim gelir yakında. Üşümüyor ayaklarım ya. Babanlar sana para gönderecekti de. Sen kışlık ayakkabı alacağım Rukiye teyze demedin mi bana? Dedim, göndermediler. Ben de üstlerine gitmedim yani. Hem zaten sen demiyor muydun ya Rukiye teyze devri, tasarruf devri diye. Öyle her şeye para harcanmaz diye. Yani senden de bunu duyduğuma çok şaşırdım açıkçası söylemek gerekirse. Bak, bana öğretecek tasarrufu. Bak, ben onu mu diyorum? Ben diyorum ki bu ayakkabılar incecik. Su alır, şey alır, soğuk alır. Olmaz çocuğum benim, üşütürsün bir tanem. Ben onu diyorum. Ya sen beni merak etme Rukiye teyze, rica ediyorum. Sen bana beslenme hazırlar mısın? Okulda ekmek arası bir şeyler yerim acıkınca, olur mu? Hazırlarım. Teşekkür ederim. Bak, paran yoksa ben sana para verebilirim. Ya Rukiye teyze öyle şey mi olur ya? Zaten hem kira almışsın hem de harçlık mı vereceksin yani? Ya veririm canım, neymiş Allah Allah. Sen de benim çocuğumsun. Bu ayakkabılarla gezmene benim içim hiç el vermiyor. Ben,
Ben sana vereyim güzel kendi kaşık bir ayakkabı ha Deniz ha. Ya Rukiye teyze lütfen rica ediyorum ben iyiyim beni merak etme. Hadi sen benim beslenmem hazır lütfen lütfen çok teşekkür ederim çok sağ ol. Tamam hazırlarım tamam. İncecik onlar öyle. Aman. Rukiye. Bahtiyar. Efendim ben. Kaç kişi gelirmiş biliyor musun? Ya ne bileyim Nebahat Allah aşkına verdik ilan işte. Bugün doluşurlar buraya. Bekleyelim bak. İyi. Ocakçı arıyor dedin mi? Yok. Paspasçı arıyorum dedim. Allah Allah. Ettiği lafa bak hele ya. Tabii ki ocakçı arıyorum diye ilan verdim. Ne oluyor şimdi de? Gösterdin mi bana ilanı da? Deneyimli dedin mi? Yok. Deneyimsiz dedim. Allah Allah. İş bilmez. Tembel. Aytaran. Öyle ilan verdim. Çok dalga geçmiş oluyor bayağı kontağım. Nebahat yani kaşınıyorsun sen. Ne diyeyim yani Allah Allah. Sabahtan beri başımın tepesinde dır 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 dır. Bir durmuyor ki. Yani beynimin etini yedin ya. Niye ettim de ben? Bu benim de işim tabii diyeceğim. O zaman işinle ilgilen Nebahat. Bu da benim işim. Karışma. Senin işin benim de işim tamam mı? Ha. Senin işin benim de işim. Ben istiyorum ki kocam rahat etsin, keleş işinde ayağını uzatsın, otursun, gelen adam yükünü alsın istiyorum. Ama elimin dozu yok ki. Ha. Kötü mü ediyorum Bahtiyar? Ha? Kötü mü ediyorum? Ya Nebahat. Kötü etmiyorsun da. Ya çok fazla dırdır ediyorsun. Bunaldım artık ya. Allah aşkına bir sus ya. Ya sen Sami kardeşlerimin çocuklarına baksana. He bak söz vermiştin. Gidip o çocuklara bak. Yetmeyeceğim. Hem Şükran'ın kızı parka götürmüş onları. Sibel de daha buralarda. Yarışmaya gittiler mi gideceğim yukarı? Nebahat. Hı? Bence sen şimdiden git parka. He? Çocuklar sana alışırlar. Sen de onlara alışırsın. He? Alışkın onlar bana. Daha da alışırlar işte. Bak git. Beni buradan yollamaya bakıyorsun Ella'm. Hı? Şş, beri bak beri. Portakal dilim dilim gel otur benim gülüm. Beni buradan yollayamam öte git milim milim. Beni günaha sokma bak gene ha. Ökeleniyorum bak. Ya abi ya abi ya. Yine portakaldan başladı. Milimden çıktı yine ya. Bir sus bir ya Rabbi alemin. Buyursunlar. Ah. Eski bir sandviçimiz hazır. Çok teşekkür ederim Rukiye teyze. Koy çantanı kuzum benim. Ya şey, sen bir süredir böyle evden evden götürüyorsun ya hep yemeğine. Evet Rukiye teyze ama sana yük oluyorsa yani. Yok, onun için sormuyorum be evladım. Şeyi merak ediyorum. Hayır, sizin yemekhanede yemek çıkıyor değil mi? Ha, çıkıyor, çıkıyor ama artık ben beğenmiyorum ya. Ha, ama şeyde kantinde böyle tost post falan öyle şeyler var. Ha, var var Rukiye teyze de yani hani masraf olmasın ne gerek var diye ben yemiyorum ama... Hani eğer sana yük oluyorsa söylemen yeterli ya. Ya Allah Allah yük olmasından değil onu demiyorum. Tabii ki oradaki şey yiyeceğini temiz temiz evinden ben sana yaparım. Güzel güzel götür çocuğum benim de. Ha yani diyelim ki unuttuk ettik acil bir durumda yemek alacağım bir şey var orada. Aman aman ben onu merak ettim. Kuzum benim tamam. O zaman ben kaçayım Rukiye teyze çok teşekkür ederim. Tamam canım benim. Haydi Allah zihin açıklığı versin şunu da bir cebine koy. Hayır hayır Rukiye teyze. Denizciğim Denizciğim. Aa şşt. Hadi vallahi bak. Hayır ben kızarım. Aa hadi ben senin annen sayılırım. Hani annen sayılırdın? Bak içimden gelmiş bak. Çocuğuma bir küçük harçlık veremeyecek miyim bakayım? Hadi bakayım. Ya Rukiye teyze tamam da bu kadarı fazla mı artık yani? Ya dursun üstünde para sen genç adamsın bir ne bileyim bir yerde otursun bir çay kahve içersin bir kafede mafede bir şeydi dursun üstünde bir şey yok onda hadi. Ya evde senin mis gibi çayın var ki ya dışarıda çay mı içeceğim Rukiye teyzeciğim yani? Ya bir de tatlı dinle. Bir de tatlı dinle Allah. Tamam ama eşlik edersin arkadaşlarına falan ondan. Canım benim hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Hadi Allah senin açıklığı versin.
Yok efendim ağaç yaşken eğilirmiş. Yok efendim çocuğu illa ya spora ya da sanata yönlendirmeliymişiz falan filan. Aman yengem kötü bir şey söylememiş ki abicim ya. Sen de söyleyip duruyorsun Allah aşkına ya. Evet evet Ahmet. Keşke her anne gülden gibi olsa. Amirim çok doğru söylüyorsun ama bunlar para isteyen şeyler sonuçta. Hem büyüt, hem okut, bir de üstüne müzik kursuna gönder. Hele bak. Ya orası öyle. Orası öyle. Orası öyle de ben güzel olanlar için diyorum ha. Beşir. Güzel olanlar için öyle ama işte çocuğun şaman kursuna başlaması kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey değil amirim. Ben parasında pulunda da değilim. Yani gerekirse daha çok ödeyeyim ama yani zaten yorgun argın eve gidiyorum. Günde onlarca müşteriyle, belki yüzlerce müşteriyle lak 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 konuşuyorum. Yorgun argın eve zor atıyorum kendimi. Kızın elinde keman gıy 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 gıy. Kafam şişti. Kafa kaldırmıyor. Kızamıyorsun da evladına. Aman aman kızma. Ahmet bak kızma. Yapacak bir şey yok. Sen babasın. Dayanacaksın. Abi git odaya uyu. Öyle olmuyor ki. Odaya gidiyorsun hani kafa dinleyeyim diye. Geliyor peşinden. Baba bunu dinle. Baba illa sana dinleteceğim. Baba illa sen bunu dinle. Canım benim. Evladın olunca anlarsın. Diye. Ya doğru, dinlenmez doğru. Mi be ama. Doğru ama bak evladın olunca anlarsın. Doğru. Şimdi şeye de başlayacak o. Beğenmeni de isteyecek senin bak. Sorma abim. Sorma. Sorma. Sabahtan akşama kadar gıy 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 gıy. Tamam ben bir şey demiyorum. Tabii ki çocuğuz. Keman kursu olmak zorunda mıydı onu anlamıyorum. Şimdi ilk başları ya ses çıkarmaya mı çalışıyorlarmış, ne yapıyorlarmış? Sadece gıy gıy bir şey diyor ortada, gıy gıy. Resim. Benim evladım çok güzel resim yapıyordu. Harikulade resim, sessiz sessiz. Sadece işte defter, ne bileyim kağıt, kalem, pasteller bu. Resim kursuna gitseydi benim yavrum. Abicim demek ki Aslı'nın kulağı çok iyi. Yengem de o yüzden yönlendirmiş. Evet, evet, evet. Sakın bak hevesini kırma çocuğum. Belki ileride çok ünlü bir kemanist olacak çocuk. Olsun. Gurur duyarım. Peki hemen olan aşamayı geçemiyor muyuz yani? Sabahtan akşama. İnanın yani kafam kaldırmıyor artık. Gıy 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 elinde. Bunu da dinle. Gıy gıy gıy. Bittim, bittim, bittim. Günah yok. Evet, sana biter. Türkü söyleyeyim de bir kulaklar fasılsın. Ah şöyle be. Kurban olayım. Bekir abi, Bekir abi, Bekir abi, Bekir abi. Gözün yağın iyiyim, kurban olayım. Ayağının turabı olun. Bir ara, bu ara yani uzun bir süre mümkünse. Yok müzikleyin. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Adam gitti. Hadi bunun bir melodisi var. Yok bu benim tarzım değil de bak şimdi. Hey Yıldız. Sen bak gülüm ben bir kırtasiyeye gidip geleyim olur mu? Ha şey dilekler için gidiyorsan onlar yoklar söyleyeyim ben sana. Aa neredelermiş? Hastanedelermiş. Hani Sami abiler bir yarışmaya falan hazırlanıyorlar ya prova yapacaklarmış. Yani akılları sıra yardım ediyorlar. Ha iyi tamam madem ne yapalım. Akşam şey yaparken giderken uğrarım ben. Sen ne yapacaksın kırtasiyede? Ya bu İremlere iş eğitimi öğretmeni ödev vermiş de renkli kartonlar alan ne dedi onun için şey yapacaktım gidecektim. Ne ödeviymiş kız o? Aa Efe de hiç söyleme diye bana. E unutmuştur belki çocuk söylemeyi. Aa ay, bak görüyor musun sen hiç de bize demiyor. Benim haberim olur normalde iyice derslere serdi bu çocuk. Kız mı kızım çocuğa ay, o kadar okuldan çıktıktan sonra gidiyor babasına yardım ediyor. Bak arkadaşları gezip tozarken babasının yanında kızma kızma. Ya şimdi benim çocuğum hafta sonları senin çocuğun gibi böyle ders çalışmıyor. Kahvede çalışıyor. Ondan dolayı diyorum hani. E tamam da ben ısrar ediyorum diye İrem evde kaldı da soru çözüyor şimdi. Şey yapma çocuğun üstüne gitme o kadar. Yok yok ben onu sorayım bir. O dersini yapmış mı yapmamış mı çözmüş mü çözmüş mü ödevini ona göre karar vereceğim. Mesut'a mı kızayım yoksa Efe'ye mi kızayım öyle karar vereceğim yani. Hay Allah'ım yani ilahi yıldız alemsin ha. Ama olur mu canım ya şimdi el alemin çocuklar hafta sonu oturuyor derslerini çözüyor, testlerini yapıyor. Benim çocuğum kahvede çalışıyor. O da ödevini yapabilirdi. O da çalışabilirdi yani. Tamam doğru söylüyorum. Ne diyeyim ben şimdi sana? Ya bu Mesut'un da İzmir'e gideceği tuttu ya. Çocuğun tam sınavları, derslerinin yoğun olduğu zaman. Nereden çıktı bu İzmir işi? Ben de gideceğim bak. Ben de Fethiye'ye gideceğim yani böyle. Sıkıldım artık. Şu da çok güzelmiş bak sinirimi geçti şunu görünce. Kız bizim Çakır Özlem yok mu? Ha. Bunu bir ara böyle buna benzer bir şey giymiş geçen gün. Ben de mi olsam acaba bunun pembesi var mı sende pembesi? Pembesi yok. Ama çok güzel be. Güzel değil mi? Ay tam şöyle. Dene. İyi tamam öyle yapalım o zaman. Tabii tabii öyle yaparız. Beyler
Ne yaptınız? Cemal sen kahvede misin bugün? Abi biz de onu konuşuyorduk şimdi. Ha. Dedi ki dönüşümlü yaparız. Bugün Efe de var. Rahat olur. Evet evet. Zaten gelen giden de çok olmuyor. O zaman ben de şey yapayım bugün ya. Ha, dükkana uğrayayım bizim kebapçıya. Abime yardım edeyim. Yardım mı? Ha. Abin seni o dükkana sokmaz Sinan. Aa. Niye sokmuyormuş ya? Benim sayılır o dükkan. Bizim dükkanımız. Sokar. Ya yok abicim ne yardım. Sen bırak şimdi onu. Bak bir de sinirini bozacaksın şimdi adamın. Tamam o zaman abime yardım edemiyorsam yengeme yardım ederim. Yengem de çalışıyordu. Onun da işi var. Bak kıyamadı abisini. Kıyamayacağım tabii oğlum. Abim benim bu ya. Abim benim. Ben gideyim bir bakayım o zaman ha. Neyse abi. Var mı yardıma bir ihtiyaç? Ben bakayım gelirim. Tamam hadi. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldin kuzum, hoş geldin. Yengeciğim. Hı. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyi kuzum, sen ne diyorsun? Nasıl gidiyor işlerin? İyi, çok şükür ne olsun işte. Çocuklar dükkanda. Ben de öyle geleyim bakayım dedim. Ne yapıyorsunuz, bir yardıma ihtiyacınız var mı? Yapılacak bir şey var mı diye. Bir uğrayayım dedim. Bak kuzum benim, görüyor musun Bahtiyar? Aklı bizde kalıyor. Ha. İyi kalpli kuzum benim. Yengem. Sağ ol kardeşim. Ama senin yardımına ihtiyacımız yok be. Emin misin abi? Evet evet, eminim. Birazdan yeni eleman gelecek, sana gerek yok kardeşim ya. Yardım için sağ ol. Yeni eleman mı gelecek? He kuzum, öyle ilan verdik de bakacak bakayım. Hayırlısı olsun. Aa, Efe? Oğlum, hani senin bu... kartondan martondan bir ödevin varmış. Ne oldu onu yapmadın mı? Ya unuttum ben onu anne ya. Ya oğlum bu Cemal nerede Cemal? Nerede bu Cemal? Bilmiyorum ki gelir. Nasıl gelir? Ya gelir işte anne biliyorsun artık işi var onun patron oldu o. Oğlum senin de bir işin var. Mesela okula gitmek, ödevlerini yapmak, derslerini çalışmak. Senin işin kahveci çırağı olmak mı? Ya ben de biliyorum onu. Ben zaten yardım için gelmiştim buraya. Sonra bu arsa işi çıkınca üstüme kaldı kahve. Ay senin de işine geldi ama bakıyorum da bu arsa işi üstüne kaldı falan. Ya zaten bu arsa işi nereden çıktı Allah aşkına? Bunlar zaten bir sürü kardeş, 9 gurda bir pay. Yani olacağım varsa... Allah'ım ya Rabbim ya, böyle şey olur mu ya? Neyse neyse, hadi lafı tutma beni, çok iş var. Yok yok, ben bu işi çözmem lazım, dur. Çöz o zaman. Dili de pabuç gibi, maşallah. Ay babası, tipi de babası, huyu da babası. Ne bunlardan su çekmedin mi sen? Çektim de bitmiş mi? Şu tipine bak, üstünü batırma oraya, sıçratma. Al, bak. Ne yapıyorsun? Evet beyler, ne yapıyorsunuz? Hazırsanız bir diğer sorumuza geçiyorum. Tabii ki. Pilavın yanında yenilen bir yemek nedir? Ben vurdum. Dur şu an ben daha söz hakkı vermedim. Tamam söz hakkı bana ver, ben vurdum çünkü. Tamam vereceğim bir dakika. Zeynel'cim ben vurdum gördün, en önce ben vurdum. Nicht ya, o sordu ya. Sor, tak yaptım ben. Ben vurdum. Ali abi vurdu. Ne? Teşekkür ederim. Ali abi vurdu. Ya Suna sen bizim ekipten misin, karşı ekipten misin? Tabii ya karşı ekiptensin. Çünkü karşı ekipte kapalı gözlü, post bıyıklı bir adam var. Onun yanındasın. Kız dürüstçe gördüğünü söylüyor. Evet, ben doğrunun yanındayım Şahin. Doğrunun yanı burası işte. Ben vurdum önce. Bana ver. Daha Şahin'cim bir dakika. Önce bu tik vurdu, o cevap verecek. Evet. Nohut. Bir dakika ya, bu tik cevap verecek diyorum. Şahin'cim lütfen sıramızı bekleyelim. Evet, Nohut'cum. Tamam, Şahin'cim bak böyle yaparsan diskalifiye olursun yarışmada da. Ben sana söyleyeyim, insanlarla tartışmaya girme. Bence bir kere kesinlikle kuru fasulye. Unun yanında kuru fasulye güzel gider. Ay yok canım. Bence kesin karnıyarık kuru. Ya sizcesini sormuyorlar ki. Bir anlayamadınız şu yarışmayı. En popüler cevabı bilmemiz gerekiyor. Yani sizce 100 kişi bu cevaba ne demiştir? 100 kişinin çoğu nohut demiştir Elif Hanım. Hiç merak etme, nohut. Yalnız sıra bizim ailedeydi. Evet ya. Zeynel'cim gerçekten bak. Önce ben dokundum cevap oğlum. Vermen lazım. Olmuyor böyle ya. Ya yarışmaya biz katılacağız ya. Bizim konuşmamız gerekiyor. Yani biz cevap vermemiz gerekiyor. Allah Allah. Olur mu öyle şey kardeşim? Tamam, siz her şeyi cevaplayacaksanız biz niye buradayız? Biz gidelim o zaman. Kendiniz sorun, kendiniz cevaplayın. Evet Şahin ya. Ayıp oluyor ama. İnsanlar bize yardım etmek için geldiler. Öyleyse dönelim biz de dükkana. Ay yok. Hiçbir yere dönmeyin siz canım. Olur mu öyle şey? Ya hem zaten şey belli. Cevap belli. Evet, nohut. Ya ben cevabımı verebilir miyim artık? Nohut. Ya Allah Allah. Bütün soruları tabii hemen açık atlama. Atlama, acele etme. Azıcık bekle. Orada da aynı şey yapacağım. Eğleneceğiz, gideceğiz. Evet Şahin, bir de biraz hızlı olman lazım. Bak sen sonra bastın. Ya nerede hızlı olacak? Kim hızlı olacak? Yani hep böyle ha. Elimden geleni yapıyorum ben ama hızlı olmak için de. Ben vurmadım mı ya? Demek ben iyi vurdum çünkü.
Evet, evet arkadaşlar. Vallahi pimpon topuna döndüm. Bir dakika ya. Evet, butikçim. Cevabını alalım. Söyleyebilirim. Tabii ki efendim. Buyurun. Evet. Bak ne diyecek? Tabii ki de tavuk. Hadi be. Tabii. Eğer bir pilav olursa yanında mutlaka ama mutlaka tavuk olur. Öyle değil mi karıcığım? Evet, şahsen ben tavuk yaparım. Evet, ben çok güzel yapıyor. Evet. O ne ya? Evet, bakıyoruz o zaman. Ha, yok ya, öyle değil, değil. Değil mi? Yok. Ne değil, yok. Bir dakika bakıyoruz. Ne en çıkmayacak? Popüler Zor. Cevap ne? Zor. Bir dakika Şahin. Buyurun. En popüler cevap ne? Fasulye. Evet, tavuk. Kuvanı butik ailesi alıyor. Bravo. Ha, harika. Yakalandı. Bence hiç katılmayalım ya. Vallahi katılmayalım. Ya bence bu yarışmada biz başarılı falan olamayız. Kaybedeceğiz herhalde. Evet. Kimin yüzünden? Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Ay tamam Şahin, Sami moralinizi bozmayın. Bakın yarışmaya gideceğiz arkadaşlar. Valla. Bozmayın moralinizi. Moral kaldı bizde. Muharrem'cim sen de. Bir şey erken atlıyor, yanlış veriyor cevap. Neyse canım, sağlık olsun. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, o zaman diğer sorumuza geçelim. Buyurun. Teşekkür ederiz Şahin Bey. Sağ olun. Bir şey değil ya. Bak Cemal, şöyle yapalım tamam mı? Dinle beni. Efe'yi eve yollayalım. Dersine çalışsın, çocuk testlerini çözsün. Ben sana yardım ederim, öyle çözeriz, oldu mu? Ya yenge, senin ne işin var kahvede, biz hallederiz. Yok yok, ben sana yardım edeyim. Hem illa çayları ben dağıtmam gerek yok. Ben pasajı masajı giderken elimde çayla giderim. Sonuçta her zaman gittim yani. Ha çayla gitmişim, ha çaysız gitmişim, ne fark eder? Bak bir şey diyeceğim. Çok düşündün sen onu. Bak benim oğlum var ya, okulda derslerinden geri kalmasın. Arkadaşlar hep hafta sonunda test çözüyormuş, biliyor musun? Şimdi arkadaşları kazanacak, sınavları benim oğlum geri kalacak diye çok üzülüyorum oğlum yani. Tamam, geri kalmasını da kendisi istiyor yenge, de sen bilirsin. Ya tamam bak, sen güçlüyle beraber yardım edersiniz buraya. Ben de yardım ederim, bu şekilde yapalım, oldu mu? Oldu yenge. Ha, yarın belki birini buluruz ya, yani çözeriz bu sorunu. Efe evine gitsin de dersine çalışsın da çocuk. Ama yalnız ne diyeceğim sana, ustamı arayıp bir haber ver. Bak duyar mı yavrum, ondan sonra ben onun altından kalkamam ha. İyi tamam tamam, hallederim ben onu, sen merak etme. İyi. Hadi bakalım. Ben şu şeyleri... Şunları bak bir şey diyeceğim. Şuraya şu şeyleri koydum. Bunları burada mı? Tamam, tamam, tamam. Sen hazırla şimdi bardakları, ben tamam. Şey yapayım. Ben de indireyim. Dur sana yardım edeyim. Şunu bir alsın. Aa! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim. Gel koyalım şuraya. Ha. Hı? Meşhur keman. Evet. Nasıl geçti günüm yavrum? Baba, keman dersin bugün çok güzel geçti. Öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. Yarın da gideceğiz. Bir tanem, zaten hafta içi sürekli okuldasın. Acaba diyorum, hafta sonu biraz dinlensen mi diyorum bir tanem? Hayır, dinlenmeyecek babası. Hafta içi okula gidiyor. Hafta sonu da keman kursuna gidiyor. Hatta öğretmeni gerek görürse okul sonrasında hafta içi gidecek kursa. Şimdi benim kızım AKM'de konsere hazırlanıyor da benim mi haberim yok? Ahmet, demek ki öğretmeni aslında bir ışık gördü. Bence bir para kaynağı gördü. Abi aman! Ya bir sanatçı kolay yetişmiyor. Sen de onun velisi olarak pamuk elleri cebe atacaksın artık. Evet, evet. Ahmetciğim, bence bu konunun üzerine düşmemiz lazım. Bak öğretmen özellikle Aslan'ın çok yetenekli olduğunu söyledi. İnanılmaz bir müzik kulağı varmış. O yüzden yani Aslan'ın bu yeteneği kaybetmemesi için erken yaşta başlatmanız şart dedi. Ya tamam da kim, çok küçük değil mi ya annesi ya? Baksana benim yavruma, boyu kadar bu keman. Kemanı zor taşıyor benim kızım. Ya olur mu canım? Bilakis biliyorsun dünya ünlü bütün müzisyenler enstrüman çalmaya çok küçük yaşlarda başlıyorlar. Allah'tan yengem ilgileniyor ha Aslı'yla. Yoksa sana kalsa güzelim yavrum benim müzik düşmanı olurdu. Aferin canım kızım. Helal olsun be yenge. Ya biz ilgilenmesin demiyoruz. Tamam, ilgilensin. Ama yani işte kursta ilgilensin hani. Evde ilgilenmesin buralarda. Ama evde de alıştırma yapması lazım. Öyle değil mi? Evet, evet. Çok doğru söylüyorsunuz amirim. Gerçekten öyle. Zaten şimdi buradan gidince akşam kursta öğrendiğimiz yeni parçayı çalışacağız Aslı'yla, değil mi Aslı'cığım? Ha, anlaşıldı. Ben o zaman bu akşam annemlerdeyim. Oh, öyle mi? Evet. Ha, Aslı'cığım ister misin bu akşam babacığına yeni parçanı kemanda çalmak? Evet. Baba, o zaman tam yeni öğrendiğim şeyleri çalacağım. Erken gel.
Peki biten. Tamam. Erken gelir. Şimdi çalabilir miyim? İstersen evde sadece benim kafamı, sadece bana çal yavrum. Burada gerek yok bence. Ahmet niye öyle söylüyorsun? Çocuğun hevesini kırıyorsun. Çal kızım, gel. Gel çal. Tabii ki çal canım benim. Amcasının bir tanesi. Çal tabii ya. Allah Allah laf. Yaşasın. Yalnız benim gitmem gerekiyor. Ben izninizi istesem. Ya Rıza amca, konser verecektim. Oy. Ya ama benim çok acil bir işim çıktı Aslı. Dinleyin bir çal. Kıyamam ya. Ama çok acil işim var. Sonra dinlesem ben. Ya. Çok üzüldü ya, çok üzüldü. Ben dayanamam. Aslı ben sana söz veriyorum. Söz. Sonra dinle... Ne yapalım biliyor musunuz? Ne? Eğer annenin babanın akşam işi yoksa... akşam bize oturmaya gelsinler. Sen de bizim evde biraz çal. Hep birlikte dinleyelim. Ne dersin? Tamam. İşte oldu. Tamam. Şahane bir fikir oldu amirim. Biz seve seve geliriz. Ne de olsa kızımızın müzik yeteneğini destekliyoruz. Ama başkalarını bilemem tabii. Ahmet mesela kaçar mı? Onu bilemiyorum. Ben nereye kaçmak mı? Geliyoruz amirim. Ayrıca çok naziksiniz. Teşekkür ederiz davetiniz için. Ben gitmezsem o davete 25 sene önümüzdeki 25 sene. Keman bir yandan, obuğa öbür tarafta. O zaman izninizi istiyorum. Haydi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Gitmeme gerek kalmamış. Aha. Aslı, burada kalabilirim. Gitmeme gerek yok. Dinliyorum. Yaşasın. Evde dinlediğiniz yetmiyor, burada da çaldıracak kızı. Allah Allah, kırma hevesini bak. Yengem o kadar ilgileniyor kızın şeyi var. Allah, ne kadar kötü olabilir ki? Bekle. Bekle. Evet hanımlar beyler, karşınızda Aslı Özdemir. Senin canın bir şey mi sıkın Hukiye Mamu? Denize sıkıldım acık. Neden ki? Ya bu anne babası galiba bu çocuğa para göndermiyor. Nereden çıktı bu? Şimdi sen kışlık ayakkabı olacak diye hani para göndereceklerdi öyle dediydi. Hiç ses olup çıkmamışken o spor ayakkabılarla öyle ince ince gitti okula. Bir de son zamanlarda hep evden götürüyor yemeğini. Belki sağlıklı beslenmek istiyordu. Olabilirdi. Ama başka şeyler de var. Aa, kuzum sen sinemaya gidecektin hadi arkadaşların. Erken gelmişsin. Rukiye teyze, ödem vardı unutmuşum ya. Ha. Ben biraz çalışayım orada. Tamam. Denizciğim, sen bu montla üşüyorum yeni mont alacağım kendime diyordun. Ne oldu? Ya Rukiye teyze idare ediyorum ya. Hem üşümüyorum yani. Havalar da ısınıyor zaten. Emin misin? Eminim eminim ya. Emin olmasam niye giyeyim ya? Hadi görüşürüz. Tamam canım hadi iyi dersler. Ben çok teşekkür ederim Rukiye teyze. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Denizciğim bu ne böyle kitap gibi de ama... Ya bu Rukiye teyze arkadaşlarımın kitaplarından çektirdi, fotokopi yani. Onlar kitap alıyor, ben de onlardan fotokopi çektiriyorum. Ha, oluyor mu öyle? Oluyor tabii ya, daha ekonomik oluyor. Böyle onlar kitap alıyorlar, kitaplar biraz pahalı. Ben de onlardan böyle fotokopi çektiriyorum. Daha güzel oluyor, daha ekonomik oluyor yani Rukiye teyze. Ha, iyi canım, benim de şey... Sana annenler para yollamamış mıydı kitap alasın diye? Yolladı ama hani... Daha ekonomik oluyor diye böyle yaptırmak istedim. Harcamak istemedim onların gönderdiği parayı yani. Hı. Ya ne bileyim işte annemle babam parayı yolluyor diyor ama... bence yollamıyorlar sana söyleyeyim. Belki yolladıkları parayı biriktiriyordu. Hani kiralık eve çıkmak istiyor ya. Hı. Ya olabilir. Olabilir.
Ya. Aç değil, açıkta değil. Burada yaşıyor zaten. Doğru diyorsun canım benim. Doğru da işte ama ne bileyim annesi babası burada yok ya. Onlardan uzak ya benim de. Öyle hiç içim kaldırmıyor öyle şeyleri. Hiç kıyamıyorum. Yani çocuğun bir eksiği bir şey olmasın yani. Bence onun keyfi yerinde gözüküyor. Sen boşuna dert ediyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet. Doğru. Ne bileyim ama yani arada bir biz de destek olsak fena olmaz değil mi? Hani bir küçük karşılık falan. Ya hani biraz hassas ya. Belki alınabilir. Bence kendi istesin. Doğru. Bak bu da doğru. Sabah çünkü acık itiştik. Ben ona birazcık harçlık vermeye çalıştım da ama neyse. Sonunda başardım verdim. Ne kadar yufka yüreklisin Hukiye Mamu. Ya kuzum benim ya. Ama ne yapayım dayanamıyorum Amelicim. Öğrenci olmak ne demek ben çok iyi biliyorum. Ben kaç tane çocuk büyüttüm. Nazlım'dan canım benim ne kadar zor okudu. Ben o kadar iyi biliyorum ki. Böyle de işte olunca dayanamıyorum ne yapayım. Bence sen elinden geleni yapıyorsun. Bırak bundan sonrasını Deniz düşünsün. Yani kendi ayakları üstünde durmayı öğrensin. Doğru. Öğrensin. Öğrenmesi lazım. Doğru. Hep dayanamıyorum işte. Biliyorum. Harika, harika benim yavrum. Yani döktürdü. Efendim canım? Nasıl beğendiniz mi? Bayıldım. Ben bayıldım. En çok da amcam bayıldı. Değil mi amcası? Evet, bayıldım. Canım benim. Amcana biraz daha çalmak ister misin bir tane? Sadece amcana özel. Yoruldu çocuk. Yoruldun. Yok, hiç de yorulmadım. Bir daha çalabilirim. Tabii sadece amcasına. Amcasına sağ olsun, amcasına. Barat Usta. Şu senin müzikler. Uzun. Nasıl? Bak böyle silah nasıl çalıyor? Anladın değil mi parçayı? Mozart. Müthiş. Hoş geldin kardeş. Kaç senedir kebapçılık yapıyorsun? 10 senedir usta. Neden ayrıldınız son çalıştığınız işte? Nebahat, ben konuşuyorum. Bekle hele. Allah Allah. Neden ayrıldınız son işten kardeş? Sen de aynı soruyu sordun. Ücretle anlaşamadı. Zam istedim, yapmadı. Ben de yetiştiremiyorum artık masrafları. Anladım. Peki kebap sizin için bir yaşam biçimi mi? Ne saçmalıyorsun sen ya Nebahat? Allah Allah. İş görüşmesinde böyle sorular soruluyormuş Ahmet'in hanımıyla çalıştık biz. Ya o işle bu iş bir mi Nebahat? Tamam da iş iştir. Canan dursun acık. Ben soruma cevap alabilir miyim? Yani yenge şimdi tam olarak ne demek istediğini anlamadım ama ben kebap yapmayı da yemeyi de çok severim. Hah güzel. Başka bir iş de bilmem zaten. Çok güzel. O zaman kardeş ücreti konuşalım ha ne dersin? Olur. Olmaz. Şimdi biz bir uygulamalı olarak görelim. Onun için ben bak oraya domates, soğanlıya koydum. Siz bir doğrarsanız biz bir görelim olur mu? Nebahat adam domates, maydanoz, soğan doğramayı bilmiyor mu ya? Nereden bilecek? Azıcık doğrasın da görelim bakayım yüz. Buyurun siz doğrayın da biz bakalım. Eli hiç hızlı bak. Çok büyük doğruyorum. Nebahat adam güzel doğuruyor işte. Niye işime karışıyorsun? Yok, sen niye karışıyorsun bu kadar? Güzel doğuruyor işte ya. Kesinlikle içime sinmedi. Çok büyük doğuruyor. Yok. Baba o araya verdi soğanı. Nebahat. Sinan. Oğlum ne oldu? Yüzünden düşen 1000 parça. Ya bizi dinlemedi. Abisinin yanına gitti işte. Gitsin ne olacak?
Evet ortağım ya. Abisinin dükkana gidecek tabii ya. Nereye gidecek ki? Ben de öyle dedim ortağım. Abimin dükkanı abimdir dedim. Yarına gittim de. Ne oldu ki yani? Yani gitmez olaydım abi. Bir daha da dükkana adımımı atmam zaten. İyi de ne oldu ya? Ne oldu? Bana ihtiyacı yokmuş abi. Bahtiyar abi yeni eleman bakıyormuş. Ha. Ya bakacak tabii yani. Şimdi bak senin bambaşka bir işin var. Sen iş sahibi oldun değil mi? O da kendi başının çaresine bakacak yani. Ne yapacak yalnız başına? Yalnız başına değil başkanım. Yengem var. Yengem var. İdare ederlerdi ikisi gayet. Tamam. Düşünme sen bunu. Bırak şimdi sen kendi işinin başına git ya. Evet Sinan sen. Boş ver ya. Düşünme bunları. Sen bak işinde başarılı ol. Abin seni zaten değil mi el üstünde tutar o zaman. Ha? Canım ya. Eleman bakıyormuş ya. Benim yerime eleman bakıyormuş. Benim yaptığım işi kim yapabilir benden başka? Ya kim çeker onun karını? Allah aşkına siz söyleyin ya. Benim gibi kim çeker onu? Bitti. Yok bundan sonra ne oraya adımımı atarım ne de benden yardım isterse bir daha yanına giderim. Bitti abi. Bitti. Hoppala öyle deme ortağım. Ne yapıyorsun? O senin abin ya. Yok abi bitti. Artık herkes kendi yolu. Ben içerideyim. Yemeyeyim. Ya ne oldu bunlara böyle ya? Ben bir bakayım şuna. Evet, yarışmanın en önemli bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Çünkü adı güzel ailesi kalan puanları da alırsa yarışmanın kazananı olacak. Evet, evet. Bir soru kaldı, bir soru kaldı. Evet, o zaman. Lazım. Hadi. Alper ve Sami Usta'yı şöyle alalım. Hadi. Buyurun. Sami Aga ne yapıyorsun? Aynı sen. Aynı ne yapayım? Vallahi bence biz rezil olacağız. Çünkü neden diyecek olursanız. Orası böyle değil. Yok önemli değil. Hazır mısınız siz? Ay Sami'cim ya tamam. Lütfen hevesimizi kırma. Evet babacığım niye moralimizi bozuyorsun? Heyecanlıyız zaten. Evet ya usta lütfen hadi ya. Evet başlıyoruz. Bir soru kaldı yap şunu. Tamam, biz de dans edeceğiz çünkü. Aynen aynen geç kalmayalım. Tamam. Hazır mıyız? Lütfen. Hemen soruyorum. Evet. Çökü yenen bir bitki. Basana ya. Önce Alper. Cevabınızı alalım. Havuç. Seçersin ayakkabı ya. Havuç cevaplarımız arasında var. 12 kişi havuç demiş ama en popüler cevap değil. Ha. Usta. Usta. Evet. Usta. Siz de Sibel Hanım. Hayır. Ben de. Ben cevap vereceğim. Evet ben vereceğim. Usta popüler evet. Cevap var. Lütfen gözünü seveyim. Bize geçsin sıra çabuk. Tamam hadi babacığım sen cevabını. Cevap. Tamam. Tamam usta buyurun. Cevap veriyor. Söyle. Veriyorum. Vereyim mi? Tabii. Patates. Bakalım patates var mı? Patates var hem de en popüler. Evet Sibel Hanım. Sıra sizde. Ben de. Cevabınızı alalım. Turp diyorum. Turp bakıyoruz. Turp da cevaplarınızı devam edelim. Ben de kereviz diyorum. Kereviz de cevaplar. Aferin kızıma. Benim kızım. Hadi su. Kopuyor. Tabii dakika. Ne kopyası be? Soğan. Sana ne oluyor? Nevzat sana gülüyor. Ne oluyor ya Nevzat? Sen bizden misin, düzle. Oradan mısın, kimden yanasın? Soğan var mı, var mı? Soğan var mı? Soğan var. Evet, böylece Şahin de doğru cevabı bulursa şampiyon adı güzel ailesi olacak. Hadi Şahin. Evet Şahin, sen neyiz? Salatalık. Salatalık. Yeminle bu çocukla salatalık kadar akıl yok ha. Hayır. Emin misin? Hayır ben biliyorum ha. Saçmaladım hayır. Böyle bir canlansın gülelim diye şey yaptım. Bak bunun gözleri kapalı ya salatalık dedim böyle açıldı. Oldu. Cevap veriyor. Evet. Hiroka. Pırasa. Şahin Bey pırasa diyor ve adı güzel ailesi bu yarışmayı kazanıyor. Şahin Bey tebrikler. Bu çık sana bu dans. Ben tebrik ediyorum gerçekten. Acayip güzel bir yarışı. Herkese de teşekkür ediyorum. Ucayip destek olduğuna. Sağ olun, var olun. Tabii, dostluk kazansın. Ben de tebrik etmek istiyorum tekrardan. Yok, ettin sen. Sen geldin, ettin burada ya. Rakipliğimizi bilelim, değil mi? Hah,
Tamam oğlum. Koy onu oraya. Hadi sen evine git. Bir ders mert test çöz. Sen dersin çalış. Ben çayları dağıtırım oğlum. Yok olmaz öyle. Babam istemez zaten. Ay biz babanla konuştuk anlaştık oğlum. Sen niye anlamıyorsun Allah Allah. Cemal'la Boşlu da buraya bakacaklar hadi. Ya anne bak ben hafta sonları yardım edeyim. Hafta içi de okul çıkışlarında dersime çalışırım. Olmaz oğlum. Allah Allah. Gideceksin dersine hafta sonunda da çalışacaksın. Hafta içi de çalışacaksın. Ben senin için uğraşıyorum oğlum. Niye böyle söylüyorsun ya? Ya of anne ya. Oflanmaz anne. Anneye oflanmaz. Hadi dediğimi yap. Aa, bak senin için saçımı süpürge ederim ben. Sen yeter ki sınavını kazan. Dersine çok başarılı bir çocuk ol. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi çabuk oyalanma. Tamam, bir şeye ihtiyaç olursa söylersin. Tamam, tamam. Hadi git sen. Ah ben. Çocuğum. Sami abi, dükkan bana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Hayır, sağ olasın Mutlakçı'yım. İyice merak etmişim. Hadi bakalım, hadi çıkalım artık. Geç kalacağız, hadi. Bu yarışmayı biz kazanacağız. Evet, kazanacaksınız. İnanıyorum size. Heyecanlanmayın. Tamam. Kazanın gelin. Evet, ekip hazır mısınız? Biz hazırız. Biz hazırız da inşallah sen de hazırsın. Ben ne zamandır hazırım hem de ne zaman? Tamam, hadi, hadi çıkalım artık. Geç kalacağız, çıkalım. Evet, evet. Yani geç kalacağız. Bakın programı almayacaklar sonra bizi. Tamam, bana bak. Orada böyle mutlu. Hemen artık bak sakın geç kalma, tamam mı? Tamam. Hadi geç kalalım, tamam, çıkacağız hadi. Hadi. Bence sen Şahin'i fazla gaza getirme. Hızlı basacağım diye kırmasın lütfen. Aa, tamam hadi. Hadi çıkalım artık, evet, geç kalalım. Evet, evet. Bak çocuklar şimdi gelecek parktan bizi görürse ağlarlar. Hadi. Ha, evet, evet. Nebati yengeye söyledin değil mi? Söyledim, söyledim. Merak etme. Hadi çıkalım artık programa, tamam. Geç. Tamam, hadi, hadi. Hadi. Artık geç kalacağız. Çıkalım. Tamam, hadi çıkalım. Hadi çıksanız mı artık abi? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi çağırıyor. Hadi. 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 Güveniyoruz size. Of bunlar çok pahalıymış Halit abi ya. Ama Deniz'ciğim yani altın kolye bakıyorsun. Peki bileklikler ne kadar? Bileklikler mi? Onlar da aynı. Ne yapacağız ya? Teşekkür ederim. Hadi kızlar. Yapıştırın bakayım yağ gibi kaysın. Aa, sana mı kaldı bu işler? Ya bizim Efe ders çalışabilsin diye yardım ediyorum. Ne yapayım ben de kahveye? Ya canım ne vefakar ne cefakar kadınsın be yıldız. Helal olsun sana. Kız bir şey diyeceğim. Heh. Kız bir nebze de iyi oldu biliyor musun? Kahvede çayları dağıtırken böyle kulak misafir oluyor. Ne dedikodular dönüyor bir bilseniz var ya neler duydum neler. Ya bak işte erkekler bizden daha dedikoducu da hiç çaktırmıyorlar işte görüyor musun? Tabii ya ben zannederdim ki bir tek biz yapıyoruz dedikoduyu. Ya onlar bizden daha çok yapıyormuş. Tabii ne duydun sen? Ne duydum biliyor musun? Hilmi Bey'le karısının arası bozukmuş. Bak bize de çaktırmıyorlar görüyor musun? Halbuki bize deseler danışsalar biz onların arasını düzeltir çözeriz yani. Tabii canım bize söylese şimdiye çoktan çözmüştük bile ya. Geliyor geliyor. Ya burası da kalabalık oldu. Siz hadi çayları alın mutiye geçin ben geliyorum bunları dağıtayım. İyi, tamam bekliyoruz. Buyurun. Markayı ben sonra alırım geçerken tamam. Artık. Kolay gelsin yenge. Sağ olasın. Ha Ahmetciğim. Ama şey bak çocuğu gücendirmeden. Tamam mı? Tamam anneciğim tamam tamam ben hallederim sen merak etme gücendirmem. Ne zaman konuşursun? Bilmiyorum ki buralardaysa birazdan onu yakalar konuşurum ben sen merak etme. Tamam canım benim ay çok teşekkür ederim Ahmetciğim be. Tamam anneciğim öpüyorum. Aferin benim kızıma. Hadi Allah işinizi rast getirsin siz. Hadi bakalım hadi görüşürüz. İçin rahat etmedi değil mi? Ne yalan söyleyeyim etmedi. Aman ne var canım acıktı onlar destek olsunlar çocuğa ne olacak? Yani ne kadar iyi insanlarsınız siz. Ben kendimi sizin aileye geldiğim için çok şanslı hissediyorum. Güzel kızım benim. Esas ben çok şanslı hissediyorum. Allah bana böyle bir pırlanta, bir harika bir gelin gönderdi diye. Ay yürü ben seni. Şunu yerine koy. Ver. Baksana ya bana hiç teklif etmediler sen de katılır mısın diye. Ya İdris abi programın adı Süper Aile. Sen aileden değilsin ki. Allah Allah kardeşim 40 senedir biz burada bir arada bir aile cibimiz yani. En azından insan nezaketen bir teklif eder de hani biz gideriz gitmezlik o başka. Çok ayıp ettiler ya. Selamlar. Aleyküm selam. Hocam hoş geldiniz. Bak hocama teklif ettiler soruları hocamdan daha iyi. Kim cevaplandırabilir? Ne teklif? Ya hocam
Sami ustalar yarışmaya gitti ya. İdris abiyi çağırmadılar. O da küsmüş. Ama ben Şahin'i taklit yarışmasına getirdim. İdris Bey, sen neden bu kadar televizyona çıkmak istiyorsun? Ya niye istemeyeyim hocam? Caddeye sokağa çıkarsın, herkes seni tanır, sana güvenir. Yani tanınmak fena bir şey mi? Sen istemez misin yani? Yok yok, ben istemem. Benim tanımadıklarım beni tanısa ne olacak? Ne işime yarayacak? Ya İdris abi, aynı zamanda sen bu mahallenin ünlüsüsün ya. Sen meşhursun ya. Mahallede çok meşhursun. Ya mahalle yetmiyor ki, beni bütün ülke tanısın. Memlekette insanlar beni televizyonda izlesin. Baksın, görsün, neşelensin. Yani fena mı olur hocam? Geçenlerde zaten Bahsi Bey'le sohbet ediyorduk. Şöyle bir tezi var. Yakında diyor insanlar televizyona çıkmadan da meşhur olabilecekler. Vallahi hızlanan teknolojiyi düşününce insan hak vermiyor değil. Belki bu durum yakındır. Sen de böyle meşhur olursun İdris Bey. Ne diyorsun? Hayırlısı olsun hocam. Biz kaderimize razıyız yani. Doğru söylüyorsun. Hayırlısı olsun. Ben bir kaşarlı tost rica edeyim. İçerideyim. Hemen hocam. İyi hemen. Muhabbetler. Sağ olun hocam. Ya baksana ya. Şu Hakkı hocanın haline bak ya. Bu kırgaltılık herkesi perişan etti ya. Aynı kendi fikirlerini kabul ettirdi Hakkı hoca. Hakkı hoca da aynı kırgaltılık gibi konuşuyor. Baksana şu diye ya. Sen bir tost da bana yap istersen ya. Kaşarlı. Kaşarlı, karışık olsun. Hayırdır Deniz, senin Baret Usta'da ne işin var? Benim babaannemin bir altını vardı. Onu bozdursam mı diye baktım Ahmet abi ya. He. Paraya mı ihtiyaç var? Hayır, hayır, hayır. Ahmet abi, ben ona dedim ki fiyatı acaba ne kadar oldu? Onu çok merak etmiştim bir anda. Anladım. Deniz, annecin sana o altını verdiyse artık son çare böyle. Artık başka yol yoksa bozdur diye vermiştir onu. Doğru mu düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun Ahmet abi, haklısın. Ya Deniz, ben senin abin sayılırım. Sen benim kardeşim sayılırsın. Öyle alınmaca, darılmaca, gücenmece yok. Tamam. O altını bozdurma. Bozdurmayayım. Bozdur. Bozdurma. Bozdurma da ben sana bir... Ahmet abi... Dur. Ahmet abi, vallahi gerek yok. Gerçekten sen... yok. Ben ciddi mi gerek, ihtiyacım olsa söylerim. Ahmet abi. Sen şu parayı al, genç adamsın. Delikanlı adamsın, ihtiyacın olur. Tamam mı? Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Gerek yoktu ama yani. Ya Deniz, bak. Bir şeye ihtiyacın olursa gel, bana gel. Ahmet abi, ben biraz sıkıştım de. Ben sana her zaman destek olurum. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Bak bir de hiç çekinme. Neye ihtiyacın var? Oğlum delikanlı adamsın, öğrencisin. Neye ihtiyacın varsa? Kitap, defter, kalem, çanta, mum, elbise, ayakkabı. Ne istiyorsan. Tamam. Bak geliyorsun. Söz ver. Aç mısın? Değilim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir daha söyle. Gerçekten değil. Aç mısın diye soruyorum. Değilim diyorsun. İş bana bak. Bu hanımlar ne konuşuyorlardı öyle fısır fısır? Ben gelince sussular, dağıldılar ondan sonra. Aman her zaman gibi kadından sohbet, muhabbet, dedikodu. Gerçi erkekler de öyle. Yani anlamam ki bu kadınları yani. Kimi çekiştiriyorlar? Onlara ne ayrıca? Ya ben bir şeyler duydum ama söylesem mi bilemiyorum. Söyle bakalım, ne duydun? Seni çekiştiriyorlardı abi. Ha, beni mi? Evet. Hım, Hilmi abinin nesi var çekiştirdi? Ya abi, senin hanımla aran mı bozukmuş ne? Tamam, kime ne canım bundan? Ya ama aşk olsun bak Hilmi abi, bize niye anlatmadın ya madem böyle bir şey var? Hoş geldin Ahmet abi. Ne oluyor? Ya bu ailevi mesele ya, niye anlatayım herkese canım? Ya ama kahvede anlatmışsın abi. He. Onlar dostun da biz değil miyiz ya, komşuyuz çünkü. Kahvede mi? Ya kahvede anlatılan şey kadınlar nasıl duymuş? Ya Yıldız yenge çay dağıtıyor ya Çağatay abi, oradan duymuş galiba. Hani ne oluyor ya? Hani mesele ne? Ya Hilmi abinin moraller bozuk Ahmet abi. Yahu belki affedersiniz, konusunu konuşmak istemiyor. Ben anlatayım şöyle. Ya sabır, ya sabır. Ne oluyor ya? İçeride hareket yok. Ya bir şey diyeceğim. Bu gelenlerden birini işe almadı mı acaba Bahtiyar ya? Abicim o iş olmaz. Ben de çok merak ettim. Ben hiç merak etmiyorum. Merak etmiyor musun? Yok. Ya senin yerine kim gelecek merak etmiyor musun? Kimsenin gelmeyeceğini biliyorum çünkü. O yüzden merak etmiyorum ya. Kim çeker abimi ya? Öyle bir şey mümkün mü? Gelemez. Ya da gelse de ne kadar dayanır zaten.
İyi bakalım, göreceğiz. Kolay gelsin. Gel kardeşim, hoş geldin. Hoş geldin. Şey, ben bakıyorum. Tamam. Göreceğiz. Arat abi. Ha, Denizciğim. Ne oldu, karar verdin mi almaya? Alıyorum abi kolyeyi. Al. Oh, oh, çok güzel. Yerinde bir karar. O zaman ben sana çok şık bir hediye paketi yapayım, olur mu? Yap gitsin abi ya. Tamam. Çok zevklisin gerçekten. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mustafa. Oh. Ne yaptın Bahtiyar? Bulabildin mi eleman? Yok kardeş ya, anlaşamadık ya. Aa, sebep? Sebep mi? Nebat'ın yüzünden kardeşim ya. Her gelene bir bahane buldu ya. Evet. Allah Allah. E bari yenge yokken gelsinler, o zaman görüş. Hiç sorma kardeş, bir şey diyeyim sana. Şu Sami kardeşlerinden Allah razı olsun. Niye? Vallahi kaldıra başımı, Nebat'ı kurtuldun ya. Aa, onların yarışma nasıl geçiyor acaba? E geldiklerini de öğreneceğiz ya kardeş. İnşallah kazanırlar. İnşallah, inşallah. Ne zaman yayınlanacakmış biliyor musun sen? Hemen değil mi kardeş? Akşama izlemeyeceğiz mi? Ya yok canım, o banta çekiyorlar. Canlı yayın değil. Ha. Evet. Gün gelecek. Herkes her yerden canlı yayın yapabilecek. Ne diyorsun sen ya? Şimdi diyorum ki, şimdiki gibi sadece televizyonlar değil, herkes her yerden canlı yayın yapabilecek. Dur anladım ben, anladım. Sıcak değil mi çorba? Tabii sıcak. Motor hararet yaptı, su kaynatıyor bassı, belli. Ya öyle değil, göreceksiniz bak. Ha, şuraya yazıyorum. Nereye? Canlı yayın yapılacak. Abicim ne oldu, sen şunu bir baştan bir anlatsana. İçim ben böyle bir şey görmedim ya. Şimdi Yıldız askıcı olmuş şeyde, kahvede. Tamam. Her şeyi anlatıyor, ona buna herkese konuşuyor yani. Ya şimdi tüm pasaj benim hanımla kötü olduğumu duydu ya. Ya ben de ne bileyim yani, dost meclisi sandım. İçimi döktüm yani. Kahvede. He, bilsem anlatır mıyım canım? Ben gidip şununla bir konuşayım. Mesut da tam buldu yani, İzmir'e gidecek zaman. Abi konuşuruz. Otur lütfen. Ya, ya abi, abi bir otur lütfen. Lütfen abi. Otur. Otur abiciğim. Otur güzel abiciğim. Su. Kahve? Mahmut'tan su. Sade Türk kahvesi. Ya Ahmet, ben bir kere içeyim. Otur, ben bir su alayım. Mahmut'tan. Mahmut. Ben elbise almak istiyorum. Aa, kim olacaksın? Arkadaşıma. Tamam. Verelim sana güzel bir şeyler. Dur bakayım. Dört, dört. Şurada verelim. Bu olur mu? Bak bakayım. Yani ben anlamam ki yani. Ama bir havalı bir şeyler olsun ya. Havalı. Tamam, havalı olsun. Bedenini biliyor musun? Bilmiyorum. Bedenini bilmeden nasıl alacaksın ki? Yani göz kararı olmuyor mu? Aa, göz kararı yani. Kızı bilsem ben göz kararı seçerim bir şeyler ama olmaz şimdi, bilmeden sen süpüreceksin. Hiç anlamam ki ya. Mesela benim gibi mi? Hı. Yok, daha zayıf. Aman çiroz o ya, sen boş ver o kızı. Elbise falan da alma zaten ya. Taşıyamadı hiçbir şey. Öyle öyle. Bak şöyle yapalım. Tamam, Ferhunde'ye denetelim. Beğendiği şeyi. Küçükse, madem şeyse de bir beden küçüğünü denetiriz. Tamam, olur. Olur mu? Olur. Tamam. Bunu beğenme, havalı değil mi ya? Aa, sen bunu al götür. Dur. Bakalım şurada. Selamünaleyküm. Aleykümselam amirim. Hoş geldin. Benim mi yok iyisiniz uçaklar? Yok devrem, yenge aradı da şey dedi, gelirken dedi bir keman alsın dedi. Yasemin kemana başlayacakmış. Sen nereden duydun? Selahattin söyledi. Aslında resteli herkesin dilinde zaten amirim. sorma ya, sorma. Ya aslında ben keman sesini severim. Keman sesi güzeldir, kemenseye de benziyor. İkisi de yaylı sonuçta, birini boyla salacaksın. Biri de böyle salacaksın, yaylı. Sesi güzeldir kemanın ama işte güzel salınabilirse güzeldir. Yoksa Allah muhafaza. Allah Ahmet'e sabırlar verir. Amin amin amin. Gıy gıy gıy, fena çaldın mı? Rezalettir ya. Rezalet. nasıl? Olmuş mu? Bak bir beden küçüğü de var bu elbisenin. Bence çok güzel olmuş ya. Değil mi? Evet. Ferhunde ne yapıyorsun burada? Sana ne Levent? Sana ne? Ben şey, dükkanda göremeyince merak ettim. Ne kadar güzel olmuşsun. Ya. Ah, bak Levent abi de beğendi, tamamdır. Kesin alıyorum yani. Ha, tamam. Bir dakika ya.
Neden Deniz alıyor bir şey sana? Allah Allah. Sana neden ha? Niye burnunu sokuyorsun her şeye? Bak bunun cevabını almadan şuradan şuraya gitmem. Neden Deniz alıyor bu elbiseyi? Allah Allah, arkadaşıma hediye edeceğim. Edemezsin. Ederim ya. Edemezsin ya. Neden edemezsin ya? Ay ben bayılacağım. Çıkartıyorum ben bunu. Tamam canım, çıkar. Tamam, çıkartıyorum. Tabii. Tamam, küçük alacağım, büyük alacağım. Ne yapayım? Bu ne demek ya? Seninle görüşeceğiz. Tamam. Çok ayıp yaptın Levent abi senin ya. Yıldız Hanım. Aa, Hilmi Bey. Buyurun buyurun oturun. Yok yok, oturmayayım da şimdi Yıldız Hanım, benim eşimle aram kötü diye yani niye insanlara bunları anlatıyorsunuz ki? Ay Hilmi Beyciğim. Aa, siz nereden duydunuz ya? Ben onu kızlarla kendi aramızda böyle konuşmuştuk. Tüh. Kim yumurtladı acaba size şimdi bunu? Ama rezil oluyoruz yani. Ayıp oluyor biraz Yıldız Hanım. Ya Hilmi Beyciğim, çok özür dilerim. Yani kusura bakmayın, ben şimdi bilemedim. Ne diyeceğimi de bilmiyorum şimdi. Biliyorsunuz ki yani esnaflıkta böyle şeyler olmaz. Yani her şey ulu yerde böyle konuşulmaz. Hilmi Bey, madem sizin için bu kadar özeldi de yani gizliydi de niye geldin kahve köşelerinde konuştun? Hayda, ben böyle bir şey duymadım ya. Düzelttin mi sen arayı? Neyse Yıldız Hanım, konuşuruz sonra. Ay şimdi merak ederim ben ya. Kurye hazır. Evet. Hepsi de hazır. Oh. Tamam, her şey hazır. Her şey güzel. Hediyeleri verirken bir şey düşündün mü Deniz? Yani sorun da o. Ben hani bir şey söyleyemem ki. Oh. Utanırım. Olmaz. Öyle bir şey olamaz. Hayır, lütfen. Lütfen Deniz'ciğim, olur mu öyle şey ya? Bir kere bu hediyeyi verirken mutlaka bir şeyler söylemen lazım. Şöyle ince, güzel, hoş laflar etmen lazım yani. Lütfen, olmaz öyle. Ya nasıl söyleyeceğim ki? Söyleyemem yani. Olmaz. Yaz. Yaz, ezberlersin. Ezberim kötü. Ya sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun Deniz ya. O zaman sen yaz, ben okuyayım onu. Ha. Tamam. Olur, yazarım. Yazarım ama kısa, çaktırmadan oku ha. Tamam. Tamam mı? Kağıdı tamam. Çaktırmadan oku. Dur. Dur bakayım. Evet. Ne diyebiliriz? Biricik sevgilim. Ya sevgilim falan deme ya, bir sevgili değiliz daha. Gizemim. Gizemim de olmaz, çok samimi ya. Ya Deniz'ciğim, o olmaz, bu olmaz. Hangisi olacak? Ne yapacağız? Neyi yapacağız ya? Böyle çok samimi olmasın ama böyle hani bir samimiyeti de olsun yani. Sıcak olsun ama hani çok da sıcak değil, böyle soğuk da olmasın ama yani. Of, aman ya, ne bileyim işte hani sen beni anlıyorsun ya. Tamam. Böyle samimi bir şeyler, duygularımı anlatan bir şey olsun. Beni anlasın yeter, ona değer verdiğimi. Tamam Deniz'ciğim, sen hiç kafamı karıştırma lütfen. Hiç kafamı karıştırma. Ben çok güzel bir şeyler yazıyorum. Bir saniye bekle bakalım. Bunu değer verdim, anlasın ama. Selamlar. Selam. Hoş geldin Deniz abi. Ne oldu, gelmediler mi daha sonra? Yok gelmedi. Ya gelirler biraz. Ya merak ediyorum ya. Ne oldu yarışma? Şahin acaba o dansı yapabildi mi? Sen ne yapıyorsun? Deniz'e hediyeyi vermesi için. Ya sen el alemin adamına neden yardım ediyorsun Ferhunde? Sana ne Levent ya? Sen niye benim yarışmaya karışıyorsun? Biraz bırak artık beni ya. Ne oluyor Ferhunde? Ya Ahmet abi, alın şunu ya. Ne olur gözünüzü seveyim. Bir rahat bıraksın beni artık ya. Ya Ahmet abi, el alemin adamı manitasını elbise alacakmış. Alacağı elbiseyi de Ferhunde Hanım deniyor. Olacak iş mi abi? Ya arkadaşıysa yardımcı olur be kardeşim. Ne var bunda? Ya arkadaş falan değil abi. Sizin Deniz yok mu hani? Hı. Onunla Ferhunde arkadaş mı abi? Bizim Deniz. Evet abi. Arkadaşına elbise mi alacakmış? Evet. Denedim yani, ne var? Bizim Deniz değil mi? Evet abi, sizin Deniz. Bugün de oldu, olması lazım. Tamam. Güzel oldu bak, çok güzel oldu. Harika. Sunalar da nerede kaldı, hadi gelseler ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer kazanamadılarsa Sami abi sinirden çıldırır. Söyleme hiç öyle ya. Şahin zaten var ya, bundan sonra ağzıyla kuş tutsa yaranamaz ha. Adamı zaten zorla aldı götürdü. Evet.
Sen yürü güzel yürü. Geliyor mu? Normal davran, normal. Bak hediyeni alnımda notu çaktırmadım o kadar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Otursana şöyle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne demek? Nasılsın güzel? Teşekkür ederim, iyiyim. Biliyor musunuz, bugün benim doğum günüm. Ah, biliyorum tabii, doğum günüm de güzel. Evet. Planın mı peki? Ha, öyle özel bir planım yok. Akşamleyin ailemle beraber mum üfleyeceğiz. Hatta biliyor musunuz, pastamı bile ben almaya geldim. Ya yani insan hiç böylesi bir günde kendi pastasını almaya gelir mi ya? Ama ne olsun ya, önemli değil. Onlar şimdi yaşlı başlı insanlar. Hem masraf olmasın, ha. Ben alırım. Ya görüyorsunuz ne kadar mütevazı ya. Gerçekten çok mütevazı. O zaman hani ben seni tutmayayım yani fazla. Hediyeni vereyim, sen de ailene kavuş. Ay bana bir de hediye mi aldın? Evet, evet. Evet, oku şunu. Bugün benim çok sevdiğim birisi doğdu. Efendim? Bana hem arkadaş hem de gülecek neden oldu. Hı. O... neyse ya, şey doğdu güzel. Sen oradan mı okuyorsun bütün bunları? Çok şekersin. Kanadım tampalım ya. Açıyorum. Ya çok güzel görünüyor. Ama Deniz çok masraf yapmışsın. Ya sana değer ya, öyle şey mi olur? Beğenmene sevindim ya, yeter ki beğen. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Olur mu öyle şey ya? Yani çok yakışacak gerçekten. Ne var? Ne? Ne demek ne var? Ne demek? Rezil olduk, tane olsun. Nasıl? Senin yüzünden herkese rezil olduk. Benim yüzümden mi? Evet Şahin ya. Ya bir türlü basamadın, hep geç kaldın. Siz de hemen böyle erken bastınız. Erken bastınız, cevaplar hep yanlış. Hep size hep yanlış. Tamam, tamam. Tamam ya, yol boyunca tartıştınız zaten. Yeter işte, tartışmayın. Allah Allah. Evet yani Sibel Hanım doğru söylüyor. Ben de sıkıldım artık bu yarışma meselesi. Evet, doğru söylüyor kızım. Ben de sıkıldım. Bir daha beni tepelemene yarışma hiçbir şeye götürmeyin. İstemiyor. Şöhret olacaktık. Onun yerine rezil olduk sayende. Hayır, bir de o kadar büyük bir farkla yenildik ki. Hani böyle bari ucu ucuna yenilseydik. Yani ben... Gittim, herkesi bizi seyredin dedim yani. Ah, ne kadar güzel yaptım abicim. Herkes de seyrettin, ne olduğumuzu gördü. Rezil olduk işte. Benim yüzümden değil, bana bakmayın yani. Allah Allah. Ehtiyar, ben kaptanım çünkü. Tamam, tartışmayın dedim ya. Allah Allah, güya süper aile. Yarışma yüzünden biz böyle ailecek dalacak hale geldik yani. Ya boşuna gitmiş olduk yani. Olsun bir tanem. Şahin'in gönlü oldu işte, değil mi? Ama Sami abi o kadar sinirlendi ki. Tabii, zorla götürmüşler adamı. Denizci, senin günün nasıl geçti? Benim günüm, güzel geçti Türkiye teyze. Çok güzel geçti yani. Ha? Çünkü böyle bir hoşluk, bir güzellik. Bak yüzünde güller açıyor ha, değil mi? Ya nasıl açmasın, ha? Kız arkadaşına onca hediye almış filan. Ne diyorsun? Ya bilmiyorum, doğum günü müymüş, neymiş? Anlatsana oğlum. Aret abiden kolye, Perihan'dan elbise, değil mi Deniz? Ne şanslı kızmış ya. Ama Deniz, ben sana masraf yapma demiştim. Denizciğim, sen paralarını kendine harcamıyorsun da... ...gidip kıza mı harcıyorsun? Deniz'ciğim, şimdi öncelikle açıklamak isterim ben bir şeyleri. Bu konuda çok yanlış düşünülüyor. Bir dakika. Hiç açıklama. Anne, bu çocuk seni kandırıyor. Ya Çağatay abi öyle yapmasana ya. İnanmayın lütfen. Rukiye teyzeciğim böyle şey olmaz. Benim açıklamayacağım bir şey yok. Şimdi ben öncelikle... Gerçekten inanamıyorum. Ay inanamıyorum. Ben de diyorum ki bu çocuk zar zor geçiniyor. Vah vah diyor. Üzülmüyor muyum? Evet, hem de çok. Üzülüyorsun yenge. O paraları biriktiriyor. Hepsini Gizem'e harcıyor. Doğru söylüyor kız. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye böyle istiyonculuğa başladın? Ben hiç laf söyleme sana. Doğru söylüyor. Aferin kız. Şimdi de gerçekten konuşmayacağım. Güzel mi ki? Peki teyzeciğim, gerçekten ama yanlış anlıyorsun. Bak gerçekten bir daha kekini yemeyeyim ki üzerime geliyorlar ya. Müzik
sevgili bu. Sivas'tan aldım bakır, aman aman aman. Osman gözleri uçaktır, bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. O çakır gözlerine aman aman.